Evdeki bereketi arttırmak için neler yapabiliriz diye sormuş. Helaldan kazanacağız bir defa helala harcayacağız. Şükretmesin bileceğiz. Cenab-ı Hak diyor ki eğer siz bana şükrederseniz ben size artırırım. Ben eğer siz şükrederseniz ben size artırırım. Şükredeceğiz. Ha dediğim gibi önce kazancımız hayal olur. Sonra harcamamız helal yollarda olacak. Hadis-i şerif var ya peygamberimiz buyuruyor. Biriniz diyor şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe sıratı geçemezsiniz. Bir, gençliğinizi nerede eskittiniz? Ömrünüzü nerede tükettiniz? Malınızı nereden harcadınız, nereye harcadınız? Şey, nereden kazandınız, nereye harcadınız? Bir de bilginizle ne kadar amel ettiniz bildiğinizle? Nasıl amel ettiniz? Bunlardan sorulacak. Bak bu sorulardan biri, nereden kazandın, nereye harcadın? Hı hı. Yani ben istediğim yerden kazanırım, yok. Onun sınırları belli. Kırmızı çizgiler var, haramdan kazanamazsın. Efendim, kumardan kazanamazsın, faizden kazanamazsın, tefecilikten kazanamazsın, başkasının malını zorla alarak, çalarak, çırparak, yok. Harcarken, harama harcamazsın. İçkiye, kumara vermezsin, işlete vermezsin. E öyleyse onun dışında her istediğim gibi harcayabilir miyim? Hayır. İsraf edemez. İsraf. Haddinden fazla. Çünkü o israf da haram. Neye? Allah yasaklamış. Kulu ve şrabu ve la tüsrifu diyor. İnne Allahe la yuhubbul müsrifin. ayet kerime. Yani yiyin için ihtiyacınız kadar tamam. Ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi bu insanların aklına gelmez. Böyle bir gider bir restorana işte bir aile 2 milyon, iki bin lira parayı verir çıkar ve işte aklına gelmez o hacının. O, o, o israf. Yani böyle bu şekildeki bir harcama israf olur. Elbet insan Allah e, kuluna verdiği nimetin ez, eserini üzerinde görmek istiyor. Yani sana varlık vermişse giy, giy ama israfa dalmadan giy. Bu var. Yani e, kazancın bereketlenmesi için helaldan gelecek, helala harcanacak. Bu helala harcamanın yollarına bir tanesi israf etmemektir. Ve şükredilecek. Ve şükrederken de bir Ya Rabbi şükür elhamdülillah de mi? o değil. O verdiği nimetin kendi cinsine göre şükrünü eda edecek. Zekatını verecek. Zekatını verecek. Efendim oradan hayır hasenatta bulunacak. Sadaka verecek. Ve diliyle de ikrar edecek Allah olan şükrünü. Vezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun ayet değil mi? Evet. Siz beni anın ben de sizi anayım. Bana şükredin nankörlük etmeyin. Şükür de bizim borcumuz. Ve tabi bunun yanında Allah'ım bana e, razaksın, helalından rızıklar ver. Hatta bizde şöyle halk arasında bir dua vardır. Çok verip azdırma, az verip gezdirme derler. Ya Rabbi bana az verip gezdirme, çok verip azdırma. Çünkü çok kazananlar maalesef bazen azıyor. İsyana sürükleniyor. İsyana sürükleniyor. Para bol. Nefis de körüklüyor. Ondan sonra daha önce yapmadığı bazı hatalara düşüyor, yanlışlıklara düşüyor. Keşke onun parası olmasaydı da o yanlışlıkları yapmasaydı diye geliyor insan.